Merhaba arkadaşlar, Gökhan'la Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber makaron setini inceleyeceğiz. Nedir bu makaron? Nasıl kullanılır? Ona bakacağız. Evet. Evet arkadaşlar, makaronlar ısıya maruz bırakıldığında belirli bir miktar daralan ve bu daralma sayesinde ise kullanıldığı alanı sabitleyen, kaplayıp kapatan özel bir izolasyon kılıfıdır. Gördüğünüz gibi çeşitli çaplarda, 2 mm çaptan yaklaşık 10 mm çapa kadar bulunuyor burada set şeklinde. Evet, elektrik sanayi alanında makaronlar büyük bir öneme sahip. Fakat elektrikle beraber bunun yanında otomotiv, iletişim, elektronik, bilgisayar sistemleri gibi birçok alanda kabloların yapılan eklerinde kaplama ve koruma ürünü olarak kullanılıyor. Makaronların elastiki yapısı bantlardan daha çok kullanılmasına sebep oluyor. Bantlar bir müddet sonra kendini bırakıyor, soyulmaya başlıyor. O yüzden daha çok makaronlar kullanılmaya başlandı. Evde kullanımda makaronları ısıtma uygulamalarında normalde ısı tabancası varsa tabii ki ısı tabancasıyla kullanmak daha iyi ama işte bazı yüksek ısıtıcılı saç kurutma makineleri ve çakmaklarla bile herhangi bir ustalık, beceri gerektirmeden kolayca uygulayabilirsiniz. Bazı makaronlar çakmakla kullanıldığında deliniyor, eriyor, yanıyor. Bunun için daha kaliteli, içerisinde polyolefin maddesi bulunan makaronları tercih ederseniz daha iyi olur. Makaronlar kılıf şeklinde olmaları nedeniyle soyulmamalarının yanında içerisinde bulunan polyolefin sayesinde ısınma işlemiyle beraber büzülerek kabloyu %50 daraltarak dayanıklı bir sertlik ve koruma sağlıyor. Bu polyolefin sayesinde ısıya, neme, kimyasallara, darbelere karşı daha fazla direnç gösteriyorlar. Evet, biraz sonra makaronumuzun uygulamasına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi makron setimizden bahsedeceğim, makronlardan bahsedeceğim. Makronlarımız işte burada görüldüğü üzere renkli renkli çeşitli çaplarda kablolarımıza lehim yaptıktan sonra üzerlerine geçirip ısıtılarak büzen ve onları kısa devre yapmaktan koruyan elemanlar. Öncelikle makronlarımızı kablolarımıza geçireceğiz. Örneğin ben şu iki kabloyu birbirine ek yapacağım. Öncelikle dışa gelen makronu tabii ki buradaki çaplardan ölçerek kablonun üzerine geçiriyorum. Kablonun üzerine önceden geçiriyorum. Eğer lehimlersek çünkü geçiremeyiz. Evet, diğer şeyi de küçük makronu da mesela şu yeşili tercih edeceğim ve ikiye kestim. Onları da diğer ek yapacağım kablonun üzerine geçiriyorum. Evet. Şimdi de sıra bunda. Evet. Şimdi kabloları ek yaparken fark ettiyseniz bu siyah, bu beyaz ve bunda bir çizgi var ve bu beyaz. Beyaz olanları birbirine, çizgili olanı da diğer renkli olan diye kendi kafamdan yer verdim. Evet. Şimdi evet. Şimdi bu kablomuzu lehimleyeceğim.
Evet, birinci kablomuz lehimlendi. Geldik ikinci kablomuza. İkinci kabloda çalışma alanımız biraz daha daraldığı için tabii ki biraz daha zorlaşacak. Evet, ikinci kablomuz da tamam. Birazcık pastamızdan alıyoruz. Evet. İkinci kablomuzun lehimi de tamam. Birazcık soğumasını bekliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi önce makaronlarımızı geçirdim. Küçük makaronlarımızı üzerine geçirdikten sonra ısıtacağım, büzülmesini sağlayacağım. Daha sonra da büyük makaronu geçireceğim. Evet, bunları yaparken eğer sıcak hava tabancanız varsa çok daha rahat yaparsanız. Ama ben bu makaronları denedim. Sıcakla beraber de bir çakmakla ısı uygulandığında da büzüldüklerini gördüm. Bazı makaronlarda sıcak uygulandığında deliniyor, parçalanıyor. O dikkat edin onlara. Evet, şimdi birinci makaronumuzu geçirdim. Evet. Şöyle biraz açalım. Evet. Sadece büzülmesini sağlayacağız arkadaşlar. Yani yakmamaya dikkat edin. Evet. İkinciyi de geçiriyoruz. Evet. Evet. Evet, ikinciyi de hallettik. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğer makaronu. Evet, bu makaronumuz biraz küçük geldi. Bunun biraz daha çapı büyük olanını tercih edeceğim. Evet, daha önce taktığımız için mecburen bunu yırtarak çıkartmamız gerekiyor. Kablonun diğer tarafında sarı olanı geçireceğim. Allah'tan kablonun diğer ucu açıktı. Evet. Bunun çapı yeterli geldi. Evet, şimdi aynı şekilde ısıyı buna uygulayacağız. Evet, bunu bantla da yapabiliriz fakat
Makaronla daha derli toplu göründüğü için makaron tercih ediyoruz. Gördüğünüz gibi sapasağlam oldu. Hatta isterseniz bunun üzerine bir kat daha makaron atabilirsiniz. Makaron uygulamamız da bu kadar. Evet arkadaşlar, bugün sizlere makaron nedir, nasıl uygulanır ondan bahsetmeye çalıştım. Umarım çektiğim videonun sizlere faydası olmuştur. Bu arada desteklerinize ihtiyacım var. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.